Herkese merhaba. Bu dersimizde evrimin çeşitlilik mekanizmalarından en önemlisi olan mutasyonlara bakacağız. Mutasyonlar evrimin belki de en çok yanlış anlaşılan ve anlatılan konusu. Bu nedenle onları tam olarak anlamak çok önemli. İlk olarak bir önceki dersimizde öğrendiğimiz bir iki noktayı hatırlayarak başlayalım. Bunlardan ilki çeşitlilik mekanizmalarının tür içerisindeki farklılıkları yarattığıydı. Hangi türü ele alırsanız alın, türün hangi özelliğini ele alırsanız alın, Mutlaka geniş bir çeşitlilik göreceksiniz. İşte bu evrimin çeşitlilik mekanizmalarının bir ürünüdür. Bir önceki dersimizde öğrendiğimiz ikinci önemli nokta ise çeşitliliğin tek başına anlamlı olmadığıdır. Çevre şartları türler üzerinde sonradan detaylarını öğreneceğimiz seçilim baskılarını yaratır. Avantajlı özelliklerine göre seçilen, dezavantajlı özelliklerine göre elenen türler nesiller içerisinde evrimleşirler. Dolayısıyla bu seçilim süreci olmaksızın rastgele yaratılan çeşitliliğin evrimsel pek bir anlamı olmayacaktır. Son olarak öğrendiğimiz önemli bir diğer nokta çeşitlilik mekanizmalarının rastgeleliğiydi. Bu rastgelelik Doğaüstü ya da bilimsel olarak anlaşılamaz bir tesadüf anlamına gelmemektedir. Sadece düşük ve hesaplanması güç olasılıkların gerçekleşmesine biz insanlar tesadüf ya da rastgelelik diyoruz. Yoksa rastgele olan bir olayın olasılık dışı, bilim dışı ya da matematik harici bir doğası bulunmamaktadır. Örneğin mutasyonların rastgeleliği mutasyona sebep olan radyasyon, mutajen kimyasallar veya DNA kopyalama hatalarının nerede ne zaman, ne sıklıkla gerçekleşeceğini kesin olarak kestiremememizden kaynaklanmaktadır. Mesela şu anda oturduğunuz koltukta, şu pozisyonda değil de bu pozisyonda oturmanız, uzaydan gelen radyasyonun vücudunuza giriş açısını değiştirecek, dolayısıyla mutasyona uğrayacak nükleotitleri rastgele bir şekilde değiştirecektir. Aslında evrenin tüm parametrelerini biliyor olsak, mutasyonların da rastgeleliğini sıradan matematiksel bir olasılığa dönüştürebiliriz. Ancak bunu yapamadığımız için insanın tam olarak anlayamadığı veya şaşırtıcı bulduğu olaylara anlam yükleme psikolojisi çerçevesinde mutasyonlar gibi düşük olasılıklı görülen olaylar yaşandığında olasılık gerçekleşti demek yerine aa tesadüfe bak deriz. Halbuki bu tesadüf sıradan ama kesinliği belirlenmesi zor olan bir matematiksel olasılıktan ibarettir. Doğaüstü ya da anlaşılması güç bir şey değildir. Aslında bunları öğrenerek bu dersimizde ele alacağımız mutasyonlara dair en çok yanlış anlaşılan rastgelelik konusunu da aradan çıkarmış oluyoruz. Unutmayın ki mutasyonların rastgeleliğinin evrimin rastgele olup olmaması ile pek bir ilgisi yoktur. Çünkü seçilim olmaksızın mutasyonların pek bir anlamı bulunmamaktadır. Seçilim, çevre ile genlerin etkilenmesi etkileşiminin öngörülebilir bir sonucu olduğu için ve rastgeleliği büyük bir oranda ortadan kaldırdığı için mutasyonların tesadüfi olması da pek bir anlam ifade etmemektedir. Ancak mutasyonlar aynı zamanda tür içerisinde rastgele yaratılan çeşitliliğinde ana kaynağı olduğu için onları anlamamız çok önemlidir. Peki mutasyon nedir? Mutasyonlar DNA'da meydana gelen rastgele değişimlerdir. Bu rastgele değişimler çok farklı şekillerde meydana gelebilirler. Bugüne kadar onlarca farklı mutasyon tipi tanımlanmış olsa da bunlardan 3 tanesi son derece yaygın ve kapsayıcıdır. Yer değiştirme tipi mutasyonlar, ekleme tipi mutasyonlar, silme tipi mutasyonlar. Bunlardan ilkinde bir nükleotit yerine yanlışlıkla başka bir nükleotit yerleştirilir. Örneğin adenin nükleotiti karşısına Tim'in gelmesi beklenirken yanlışlıkla guanin gelir. Ekleme tipi mutasyonlarda DNA dizisine yanlışlıkla fazladan bir veya birden fazla nükleotit eklenir. Örneğin bir nükleotit dizisi CTTGAG diye gitmesi gerekirken C, T, -G -G -T -G 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 diye kodlanır. Burada diziye fazladan bir adet timin ve iki adet guanin girmesi ekleme tipi mutasyonun bir ürünüdür. Silme tipi mutasyon ise bunun tam tersidir. Nükleotitlerden biri veya birkaçı yanlışlıkla silinir. Örneğin C-T-G-G-A-G diye olması gereken bir dizi CTAG diye kodlanır. Bu durumda aslında olması gereken iki adet guanin silinmiş demektir. Burada yaptığımız sadece genel bir kategorizasyondur. Mutasyonları çok farklı şekillerde sınıflandırmak mümkündür. Örneğin mutasyonlar yarattıkları değişime göre de sınıflandırılabilirler. Mesela ekleme veya silme tipi mutasyonlar meydana geldiğinde proteinlerin üretilmesi için kullanılan okuma dizgesi kayabilir. Bildiğiniz üzere DNA tarafından kodlanan ve RNA aracılığıyla üretilen amino asitler, üçlü nükleotit grupları halinde okunurlar. Bu üçlü nükleotit gruplarına kodon adı verilir bir örnek verelim. A, A, U, 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 G, C, G, A, A, C, G 12 nükleotitten oluşmaktadır ve 4 farklı aminoasiti kodlamaktadır. A, A, U, asparajin, U, U, G, lösin, C, G, A, arjinin ve A, C, G, treonin. Ancak bu dizideki ikinci aminoasit olan A'nın silindiğini düşünelim. Sonuçta elimizde kalan dizge şöyledir. A, U, 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 G, C, G, A, A, -C -G X. Burada X bu dizinin sonrasında her ne nükleotit varsa onun geleceğini göstermektedir. Mesela C olsun. Bu durumda üretilen amino asitler tamamen değişmiştir. A, -U -U, yani izolosin, U, G, C, sistein, G, -A -A, glutamik asit ve CGC, G, -C, arjinin. Neden değişti? Çünkü silme tipi mutasyonun etkisiyle üçlü kodonlar kaymış oldu. İşte bu tip mutasyonlara bu nedenle çerçeve kaydırıcı mutasyonlar denir. Ekleme tipi de silme tipi de sıklıkla benzer etkilere sahip mutasyonlar olduğu için bunları da bir arada gruplandırarak bir bütün olarak ekle sil tipi mutasyonlar deriz. Ancak bir mutasyon her zaman bu tip büyük bir değişime neden olmaz. Kimi zaman yer değiştirme tipi bir mutasyon nedeniyle bir kodon değişebilir ancak şans eseri o kodonda mutasyondan önceki kodonun kodladığı amino aside karşılık geliyor olabilir. Neden? Çünkü bir amino asit genellikle 3-4 farklı kodon ile kodlanmaktadır. Mesela bu tablodan da görülebileceği gibi CCU, CCC, CCA ve CCG kodonlarının her biri prolin isimli bir amino asidi kodlamaktadır. Dolayısıyla UUG CCA şeklindeki bir dizide en sondaki nükleotit A yerine G'ye dönüşürse üretilen amino asit değişmeyecektir. Yine prolin olacaktır. Bu durumda üretilen protein de değişmemiş olacaktır. İşte bu tip mutasyonlara sessiz mutasyonlar denir. Kimi zamansa bu tek nükleotitte meydana gelen değişimler DNA'daki Okumaya başla veya okumayı bitir anlamına gelen kodonlara dönüşebilir. Burada okumaktan kasıt DNA'nın kopyalanması sırasında enzimlerin DNA'ya bağlanarak genetik kodu işlemeye başlama noktası anlamındadır. Bu okuma işleminin başlaması ve bitmesi gereken yerleri kodlayan kodonlar bulunmaktadır. Örneğin tablodan da görebileceğiniz gibi UGC normalde sistein amino asidini kodlar. Ancak UGA okumayı durduran bir kodondur. Yani DNA okuma işlemi enzimler UGA dizisini görünce durur. Mesela ACGUGCAA dizisi normalde treonin, sistein ve glutamin isimli amino üretir. Ancak bu dizinin 6. pozisyonundaki C nükleotidi A olacak şekilde mutasyona uğrarsa amino üretimi 2. kodonda duracaktır. Çünkü UGA durma kodonu olduğu için bu kodon görüldüğü anda kodlama duracaktır. Sadece ilk kodondan gelen treonin üretilecektir. İşte bu şekilde yarıda kesilmeyle sonuçlanan mutasyonlara anlamsız mutasyonlar denir. Ancak sessiz mutasyonlarda, anlamsız mutasyonlarda kısmen daha nadiren olan mutasyonlardır. En sık gördüğümüz mutasyon türü hatalı mutasyon dediğimiz türdür. Bu tür mutasyonlarda olan tek şey yer değiştirme tipi mutasyonun üretilen amino asidi değiştirmesidir. Yani UUA normalde lösinikodlar, kodlar. UUC ise fenilalanini. Dolayısıyla üçüncü pozisyonda meydana gelecek bu tip bir mutasyon. Lösini fenilalanine dönüştürür. İşte bu hatalı mutasyondur. Mutasyon denince ilk akla gelen tip de budur. Daha fazla kategoriden bahsederek kafanızı karıştırmak istemiyorum. Anlayacağınız, doğada çok sayıda genomik değişim görmek mümkün. Bunları eğer talep olursa ana derslerimiz bittikten sonra anlatabilirim. Ancak sanıyorum bu noktaya kadar derslerimizi takip eden herkesin aslen merak ettiği konu Mutasyonların etkisidir. Sonuçta genlerde meydana gelen bir değişim son derece yıkıcı etkilere sahip olmalıdır, öyle değil mi? Hepimiz X-Men ve Spider-Man gibi mutant çizgi filmleriyle büyüdük. Mutasyonların o tip değişimlere neden olmadığını bildiğinizi tahmin ediyorum. Ancak mutasyonların olsa olsa çok tehlikeli hastalıklara, üç kafalılık ve beş bacaklılık gibi tuhaf tuhaf durumlara neden olduğunu sanıyor olabilirsiniz. Hayır. İlginç gelecek belki. Ancak doğada gördüğümüz mutasyonların ezici çoğunluğu nötral yani etkisiz veya nötre yakın yani neredeyse etkisiz mutasyonlardır. Yani meydana geldikleri bireyde neredeyse hiçbir değişim yaratmazlar veya yarattıkları değişim çok ama çok küçüktür. Birçok türde nötr veya nötre yakın mutasyonların oranı tüm mutasyonların %70'i ila 90'ı arasında değişmektedir. Bazı türlerde ise bu oran %50-60 dolaylarına kadar düşebilir. Ancak görebileceğiniz gibi nötral mutasyonlar son derece yaygındır ve mutasyonların iddia edildiği gibi her meydana geldiklerinde 3. kol, 5. kafa, 7. ayak gibi yapılar oluşturmadığını gösterir. Daha önemlisi şu anlaşılmalıdır. Her bir canlının her bir özelliği bir zamanlar atasal popülasyonlarda meydana gelmiş mutasyonların Evrimsel süreçte seçilerek günümüze kadar gelmesinin bir ürünüdür. Yani vücudumuzdaki her bir özellik, örneğin deri rengimiz, boy uzunluğumuz, parmak sayımız, kemik yapımız ve daha nicesi evrim tarihinde bir noktada fayda sağlamış mutasyonlardır. Mutasyonların nötral olmayanları ise ani değişimler yaratan mutasyonlardır. Bunlar daha nadiren görülürler. Bu daha ufak olan kısmınsa önemli bir bölümünü zararlı mutasyonlar oluşturur. Yani mutasyonların çoğu zararlıdır önermesi tamamen hatalıdır. Mutasyonların çoğu etkisiz veya neredeyse etkisizdir. Çoğu zararlı olan mutasyonlar genel olarak daha nadir görülen ani etkili mutasyonlardır ki bu mantıklıdır. Çünkü bir şeyi yıkmak yapmaktan çok daha kolaydır. Rastgele mutasyonların var olan sistemi bozma olasılığı daha iyi bir sistem yaratma olasılığından çok daha yüksektir. Bu nedenle eğer ki bir mutasyon nötr değilse yani ani ve büyük bir değişime neden oluyorsa muhtemelen zararlı olacaktır. Bu ani etkili zararlı mutasyonlar birçok türde %10 ila 20 arasında görülürler. Örneğin, beta hemoglobin proteinini kodlayan genlerde meydana gelen tek bir mutasyon, orak hücreli anemi hastalığına neden olmaktadır. Mutasyonların geriye kalan %1 ila 10 civarındaki kısmı ise ani etkilidir ve yararlıdır. Örneğin, birçok bakteri ve haşerenin onları öldürücü ilaç ve antibiyotiklere karşı geliştirdikleri dirençlerin bir kısmı ani etkili yararlı mutasyonlara örnektir. Hatta bazı durumlarda tek bir ani etkili mutasyonun bakteri direncini %1600 yani 16 kat arttırı verdiği tespit edilmiştir. Doğada her tip mutasyona sayısız örnek bulmak mümkündür. Ancak anlaşılması gereken en kritik nokta aslında başta söylediğim noktadır. Seçilim olmaksızın mutasyonlar anlamsızdır. Çünkü bir mutasyonun yararlı mı, zararlı mı, nötral mi olduğunu mutasyonun kendisi belirleyemez. Mutasyonların bir öngörüsü, aklı, bilinci yoktur. Bir nükleotit değişir ve bu belli bir etkiye neden olur. O etkinin fayda zarar durumu, canlıda değişime ve bu değişimin çevreyle etkileşimine bağlıdır. Eğer ki bu değişim faydalıysa, canlı daha kolay hayatta kalır ve daha kolay ürer. Yani bu mutasyon ve onun etkisi, evrimin seçilim mekanizmaları tarafından seçilir. İşte biz buna yararlı mutasyon deriz. Eğer bu etki olumsuzsa canlıya zarar verir ve o canlı popülasyondan elenir. İşte bu olduktan sonra o mutasyon zararlı mutasyon olmuş olur. Eğer canlının hayatta kalma ve üreme başarısı mutasyon sonrasında dikkate değer miktarda değişmiyorsa ona etkisiz veya etkisize yakın mutasyon deriz. Yani mutasyonlar tek başlarına yararlı veya zararlı değildir. Bir mutasyonun yarar zarar etkisi her zaman çevre ile etkileşimine bağlı olarak belirlenir. Hatta belli bir zaman diliminde zararlı olan bir mutasyon, çevre değişirse yararlı hale gelebilir. Örneğin, orak hücre anemisi normalde zararlı bir hastalıkken, sıtma hastalığının daha sık görüldüğü yerlerde avantaja dönüşmektedir. Çünkü sıtma paraziti orak hücreli al yuvarlara tutunamaz ve sıtmanın etkisi büyük oranda azalır. Ve sıtma orak hücre anemisine göre çok daha ölümcül bir hastalıktır. Dolayısıyla orak hücre anemisine sahip olmak sıtmaya karşı avantaj sağlamaktadır. Çevre şartları bir mutasyonun fayda zarar etkisini değiştirebilmektedir. Mutasyonlarla ilgili bir diğer önemli yanılgı da Onların ne sıklıkla meydana geldiğidir. Mutasyonlar, sanılanın aksine hiç de nadir olan olaylar değildir. Öyle ki her bir insan bebeği ebeveynlerinden 50 ila 160 farklı mutasyon ile doğar. Mutasyonların nadir olduğuna yönelik hatalı algı, tek bir nükleotitte mutasyon meydana gelme olasılığının aşırı düşük bir sayı olmasındandır. Örneğin birçok türde her bir bölünme sırasında her bir nükleotit başına düşen mutasyon oranı 10 üzeri eksi 8. Yani 0.0000001 gibi ufacık sayılardır. Ancak unutmamak gerekir ki birçok canlı türünde tek bir nükleotit bulunmaz. Milyarlarca nükleotit bulunur. Örneğin biz insanların her bir hücresinde 3.2 milyar adet nükleotit bulunmaktadır. Dahası bu oranlar genellikle mitoz bölünme başına olacak şekilde ifade edilirler. Ortalama bir insan ömrü boyunca 10 üzeri 16 yani 10 katrilyon defa mitoz bölünme geçirir. Yani tek bir nükleotitte bölünme başına meydana gelebilecek mutasyon oranı ömür içerisindeki bölünme sayısı ve her bir hücre içerisinde bulunan nükleotit ile çarpılınca mutasyonların hiç de nadir olmadıkları görülür. Ömrümüz boyunca toplamda yaklaşık 32 trilyon kere mutasyona uğrarız. Bir diğer araştırmaya göre vücudumuzdaki her bir hücre her bir bölünme sırasında toplamda 120 bin civarında farklı noktada mutasyona uğrar. Çünkü hücre bölünmesi oldukça kusurlu bir süreçtir. Ancak bunların büyük bir kısmı yani yaklaşık %99.9'u hücre içi mekanizmalar tarafından tamir edilmektedir. İşte bunlardan geri kalanı ise mutasyon türüne bağlı olarak çok farklı şekillerde etkilere sahip olabilmektedir. Evrimsel açıdan bizi ilgilendiren de tamir edilenler değil tamir edilemeyen mutasyonlardır. Örneğin zararlı bir mutasyon, insandaki hücre bölünme döngüsünü bozarak kanserli hücre oluşumuna sebep olabilir. Veya bir başka insanda bir başka mutasyon, CCR5 isimli bir geni etkileyerek AIDS gibi ölümcül bir hastalığa neden olan HIV isimli virüse karşı bir anda direnç kazandırabilir ya da bir farenin melanin üretim mekanizmasını değiştirerek ufak bir renk farklılığı yaratabilir ve bu farklılık farenin daha iyi kamufle olmasına neden olarak ona avantaj sağlayabilir. Ya da bir mutasyon belli bir feromonun salınma biçimini değiştirerek dişileri daha başarılı bir şekilde çekebilir ve üreme şansını arttırabilir. Yani bir mutasyonun ne işe yarayacağına çevre şartları karar verir. Burada aklınıza gelebilir. Benim karaciğerimde meydana gelen bir mutasyonun evrim için ne anlamı var ki? Geleceğe aktarılmayacak sonuçta. Haklısınız. Eğer ki bir mutasyon otozomal hücrelerde yani üremeyle ilgili olmayan hücrelerinizde meydana geliyorsa evrimsel bir anlamı olmayacaktır. O birey içerisinde etki edecek ve o bireyle sınırlı olacaktır. Halbuki evrim tanımımızdan hatırlayacağınız üzere bizi ilgilendiren popülasyonların gen ve özellik dağılımlarının nesiller içerisindeki değişimidir. Tek bir bireyi etkileyen mutasyonlar evrimi ilgilendirmemektedir. Tabi bu mutasyonların başka mutasyonları tetikleme ihtimalini arttırması gibi bazı nadir durumlar haricinde en azından. Dolayısıyla mutasyonların evrimsel anlamı olabilmesi için şu dört noktadan veya evreden birinde meydana gelmesi gerekir. 1- Sperm ve yumurta gibi üreme hücrelerinde. 2- Üreme hücrelerini üreten dokularda, 3 sperm ve yumurtanın birleşmesinden oluşan zigotta, 4 zigotun en erken evrelerinde meydana gelen ilk birkaç bölünme sonucu oluşan hücrelerde. Bunlarda meydana gelen mutasyonlar oluşacak olan organizmanın sonraki hücrelerini doğrudan etkilediği için evrimsel anlamları da çok büyük olmaktadır. Gerçekten de bir erkeğin her bir spermi erkeğin kendi genomundan Ortalamada bir ila 7 farklı noktada mutasyona uğramış haldedir. Bu oran yaş ile birlikte artmaktadır. Görüleceği üzere mutasyonlar öyle korkulacak ya da sihirli şeyler değillerdir. Son derece basit hatalardan ibarettirler ve hatta bu hataların büyük bir kısmı dikkate değer bir değişim yaratmaz bile. Sadece nötr veya nötre yakındırlar. Bu nötr hatalar seçilim sayesinde nesiller içerisinde ufak ufak birikerek kapsamlı değişimlere neden olurlar. Yani mutasyonlar bir anda bir kurbağayı ata dönüştürmezler. Türlerde kademeli ve ufak değişimler yaratırlar. Bu değişimlerde seçilim etkisi olmaksızın anlamlı bir değişime neden olamaz. Zararlı ve fazladan kol bacak çıkaran mutasyonlar ise popülasyon içerisinden seçilim yoluyla hızla elenerek evrimsel anlamlarını yitirirler. Dolayısıyla evrim büyük sıçramalar yoluyla değil, ufak ve kademeli değişimler yoluyla olur. İşte böyle. Bu dersimizi de burada bitirelim. Çünkü mutasyonlara dair bolca bilgi vermiş olduk. Daha fazla bilgi yüklemesi yapmayalım. Elbette akademik düzeyde mutasyonlar çok daha karmaşık ve detaylıdır. Ancak bu kısa dersimiz kafanıza takılan bazı temel soruların cevabını verebilecektir. Daha önemlisi halk arasında yaygın hatalı algıların düzeltilmesi için önemli bir adım olacaktır. Bir sonraki dersimizde diğer çeşitlilik mekanizmalarına bakmaya devam edeceğiz. O zamana kadar hoşçakalın. U U U J <laughs> J U J J J Baby, <laughs> baby, you can't love J J U J <laughs> J <laughs> U J J J J